Arkadaşlar Sirt yöresine ait harika bir çörek yaptım. Haydi bu çöreği nasıl yaptığımı görelim arkadaşlar. Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz soracak soru biz de çok şükür iyiyiz. Bugün yöresel bir çörek yapacağım arkadaşlar. Bizim orada bayrama bir gün kala bir çöreği yapıyorlar. Tabii ki bu çöreği tandırda yapıyorlar. Ben bugün fırında yapacağım. Bu çöreği ne kullandığımı görelim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, önce çöreğimizin hamurundan başlayacağız. Bir su bardağı sütüm var, ılık süt. Bir bardak da ılık suyumuz var. Şöyle bir yemek kaşığı toz maya, bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir adet yumurta, bir yumurtanın sarısını bırakacağım arkadaşlar, üzerine kullanacağım. Evet arkadaşlar, bir yumurtanın sarısını üzerine bıraktım. Yarım su bardağı da sıvı yağım var. Şimdi güzelce karıştıralım. Evet arkadaşlar, toplam 5 bardak un ölçtüm. Undan una bazen değişiyor. Ne kadar alır bilmiyorum. Un ölçümü söylerim ben. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar, hamuruma toplam 7 bardak un kullandım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar oda sıcaklığında margarin var. Onu da kullanacağım. Evet arkadaşlar, hamur yoğurma işlemim bitti. Güzel ve yumuşak bir hamur yaptım. Şimdi üzerini kapatıp mayalandıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi çöreğimizin iç harcına geçtik. İç harcında ne kullanacağım arkadaşlar? Şurada 2 bardak susamım var arkadaşlar. Bu susamı ben Siirt'ten getirdim. Bu susam işlem görmemiş arkadaşlar. Şimdi bu susamı orta ateşte güzelce kavuracağım. Kavurduktan sonra blenderdan geçireceğim. Hadi başlayalım. Şöyle susamlarımı ekliyorum. Evet arkadaşlar, susamımızı tenceremize aldık. Şimdi kavrulana kadar orta ateşte karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra blenderdan geçireceğiz. Ama bunu köyde dibek taşında dövüyorlar arkadaşlar. Burada dibek taşı olmadığı için ya blender ya da robot kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, susamımızı kabımıza alıyoruz. Şöyle bir kapağı var arkadaşlar. Onun üzerine kapatacağım ki susam her yere sıçramasın. Hadi bismillah. Bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalandı. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Harika bir hamur yapmışım. Şimdi tezgahımızı alalım. Evet arkadaşlar, hamurumuzu tezgahımıza aldık. Çok harika bir hamur oldu. Şöyle. Bezelere böleceğiz.
arkadaşlar, hamurumuz toplam 20 beze oldu. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumuzu yavaş yavaş açıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım elime. Elime hafif bandırıp hamurumu yavaşça elimle açacağım. Sonra da iç harcımı ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, burada hafif böyle döndürüyorum. Ondan sonra şu şekil yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra böyle hafif elimle bastırıyorum ki çok kalın gelmesinler. Evet arkadaşlar, çöremizi yuvarlama işlemi bitti. Bir tepsi şu şekil yaptım, bir tepsi de böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi üzerine yoğurtla yumurta süreceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar yoğurt arkadaşlar. Şimdi güzelce çırpalım bunları. Evet arkadaşlar, çöremizin üzerine yumurtayla yoğurdumuzu sürdük. Evet arkadaşlar, böyle bir bitkimiz var. Kürçesi kulil diyorlar ama Türkçesini bilmiyoruz. Normalde biz tandırda ekmek yaptığımız zaman bunu her zaman ekmeğe sürüyoruz. Biraz da ondan ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, fırını 180 dereceye 40 dakikaya kurdum. Şimdi çöreklerimi fırına sürüyorum. Çöreklerimiz harika görünüyor. Çok da güzel kabarmışlar. Evet arkadaşlar, çöreklerimizi fırında aldık. Bir bakalım. Çok güzel puf puf kabarmışlar arkadaşlar. Şöyle bölelim bir tane. Şöyle. Evet arkadaşlar, çöreklerimiz tel tel olmuş. Harika görünüyor. İçindeki harcı gördüğünüz gibi hep dökülmeye başladı.